biz herkese hizmet edebilecek bir çalışma içerisindeyiz. İnsanları tamam oy kullandı ama burada da bir şeyler sonucunu elde edeceğiz. Her şeyi yazıyorlar. Evet. Yani mütevazı olmayacağız çünkü... Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Almanya'ya yapılanması 16 Eylül. Evet. Şu anda evet. Ama şehir bazında şu anda bir de örgütlenme var. Konsolosluk bazında. Toplam bizim şu anda 23'e yakın birliğimiz var. Tamam. Sosyalist enternasyonlara üye bir parti. Evet. Burada da sosyal demokratlarla sanırım kardeş parti. Şimdi bu süreci onlar takip ediyor mu? Yani önce CHP Berlin'di. Şimdi CHP Almanya Sosyal Demokratlar Birliği diye yaptınız. Evet. Bunun sebebi nedir? Almanların size yaklaşımı nedir? Tabii şimdi bu konuda şu ana kadar herhangi bir reaksiyon görmedik. Ancak takdir edersiniz ki her yeni oluşum bir isim adı altında olmak zorunda. Cumhuriyet Halk Partisi zaten az evvel sevgili başkan sizi bilgilendirirken şurada şunu da ekleyerek söylemek istiyorum. Bu yapılanma 2018'den hatta 2016'dan beri süre geliyor. Ve netice itibariyle 2016'dan 2023'e kadar olan, 2023'ün sonuna kadar olan bütün çalışmalardaki tüzüksel çalışmalarda eski yönetimin imzası var. Bu çok önemli. Bakın siz çalışmaları yapıyorsunuz, o noktaya kadar getiriyorsunuz. Neler değişiyor, ne oluyor da birdenbire hayır diyorsunuz. Biz mesela geçen pazar günü çatı örgütünün yapmış olduğu toplantıya katıldık. Berlin'in çok büyük ağırlığını hissettirdik orada. Ve orada tüzüğe şerh koyan birlikler hazır ve nazır bulundular. Onlar da itiraz ediyorlar tüzükte birkaç maddenin olmamasına, bunların ileride sıkıntı yaratabileceği noktasında onlar da hemfikir. Ancak onlar hiyerarşik düzeni ayaklar altına alıp genel merkeze rağmen siyaset yapmıyorlar. Evet biz yeniden yapılanmayı, örgütlenmeyi kabul ediyoruz ama tüzük üzerinde tartışmaları devam ettireceğiz. Sizin sorunuz da Cumhuriyet Halk Partisi bu yapılanmaya giderken haliyle derneğin yeni bir isminin olması lazım. Burada hem sosyalist enternasyonalların da hoşuna gidebileceği bir tabir kullanılmış. Cumhuriyet Halk Partisi Sosyal Demokratlar Birliği diye. Neticede sosyal demokratları da kapsayan, sol düşüncesi olan herkesi, bütün yurttaşları kapsayacak daha geniş anlamlı, daha geniş yelpazeli bir örgüt olmuş oluyor. Yani burada tekrar şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bizim sevgili yoldaşlarımızla, sevgili başkanımla daha önceki çalışmalarımızda bugün çatı örgütünün bu noktaya sarılmasında en büyük pay sahiplerinden biri bizleriz. Bir çatı örgütünün Berlin'de yapılanması, başkent münasebetiyle bu günlere kadar erteleten insanlar bizleriz ve bundan sonra da şimdi çatı örgütünü korkutmayalım. Umarım ileriki çalışmalarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Berlin'de en iyi şekilde temsil edeceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Peki şimdi 2015 seçimlerinden bu yana CHP Berlin Birliği Kenan Kulak Başkanlığı'nda oyları %7 artırdı Berlin'de. Böyle bir istatistik var. Ben onu Kenan Başkan'dan almıştım. Siz bu süreçte bu %7'yi yükseltmek mi istiyorsunuz ki istiyorsunuz yani soru. Bir de tabii ki Türkiye'deki siyasi genel seçimlerdeki siyasette altılı masa o paydaşları var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Berlin'deki bu paydaşlarla ilişkileri ne olacak? Yani işte Saadet Partisi'nin yeniden masadaki Saadet Partisi var. Diğerle İYİ Parti ile. Onlarla ilişkileriniz nasıl olacak bu süreçte? Şöyle 2015'te verilen rakam tabii ki memnun. Yok bu seçimle şu ana ilgili kadar. Diyeceğim şu olarak. Yani bu zamanki 2015'ten bu zamana kadar yükselme trendi var. %7'lik bir şey evet. Var. Bizim amacımız %50'lere çıkmak. Daha fazlasına çıkmak. Tabii ki bu sevindirici bir olay. Şöyle bir durum var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. O dönemde arkadaşlarımız çalıştı. Onlar çalışırken tabii bizler de çalıştık. Yani bizler de işin içerisinde. O mutfakta biz de vardık, koşturuyorduk, uğraşıyorduk. Tabii diğer arkadaşlarımızın o dönemde görev alan yönetim kuruluna hepsine teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Ama tabii ki burada realist olmak lazım. Şimdi Türkiye genelindeki
giden bir siyaset, yurt dışında, Avrupa'da işte sağın yükselmesi, bir sürü şeyler var. O anlamda biz çalışmalarımızı daha iyi şekilde getirip burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha iyi oyunu daha da yükseltip burada gerçekten hak ettiği yerde olması gerekiyor Cumhuriyet Halk Partisi. Onu da yapacağımıza inanıyorum. Artı biliyorsunuz çifte vatandaşlık olayı var. Çifte vatandaşlıktan dolayı bizim o anlamda da oylarımızın yükseleceğine çok inanıyoruz. Çünkü o zaman burada Alman vatandaşı, Türk vatandaşı olan yurttaşlarımız oy kullanacaklar. Bunların çifte vatandaş olacak yurttaşlarımızın çoğunun genelde bizim görüşümüzde sol görüşlü dostlarımız olduğuna inanıyorum. Ondan dolayı bir artışında olacağına inanıyorum. Buradaki altılı masa olayını tabii ki biz görüşmelere devam ediyoruz. Yani şu görüşmeler yapılacak. Türkiye'deki siyasetle paralel olarak, oradaki genel merkezin aldığı kararlarla paralel olarak biz de buradaki çalışmalarımızı yürüteceğiz. Genel merkezimiz hangi kararlar almışsa, alacaksa onları bize ileteceklerdir. Biz de gereken yerlerle gerekli görüşmeleri yapacağız. Ortak bir çalışma ekibi kurarak o şekilde yapacağız. Teşekkür ederim.